Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu kombi arkadaşlar, kombi montajı. Kendiniz kombinizi nasıl montaj edebilirsiniz? Bununla ilgili sizlere bir video çekmek istedim. Bu videomuzda kombinin montajı ile ilgili ufak tefek detaylara değineceğim. Belki sizin işinize yarar düşüncesiyle bu videoyu hazırlama gereksiniminde bulundum. Şurada da belgeler var. Bu belgeler tarafından, kurye tarafından teslim edilen, yani normalde belgeler olur. Poşeti var ama belgenin kendisi yok. Sorduğum zaman bilmiyoruz dedi. Kargo teslim eden arkadaş. Sadece bu şekilde teslim etti bana. Şurada da baktığımız zaman bandımızın üstüne, altına daha doğrusu metal askılar yapıştırmış. Metal zımbalar yapıştırılmış. Bantlanmış. Ama bant sanki dediğim gibi şuradaki dikişlere bakarsanız alt kısmı dikişli kesilmiş. Şöyle yakından göstereyim. Alt orijinal bandı bu. Gördüğünüz gibi bu da üst bandımız, dikişsiz kesik. Şuralarda zaten şöyle hafif açılmış ama şurada metal zımbalarla kapatılmış. Şurada da ufak bir yırtık var. Kargocuya sorduğun zaman kurye sorun olmadığını, hatta şöyle bir kendisi yırttı, içinde köpük olduğunu, ürüne zarar gelmediğini teslim almam için göstermeye çalıştı. Bu şekilde ürünü teslim aldık. Ürün henüz açılmamış. Açıldıktan sonra ayrıntılı bir şekilde tekrar videosunu çekmeye çalışacağım. Bu da bacanın kutusu. Bacanın orijinal kutusu mu değil bilmiyorum. Böyle bir kutuyla gönderilmiş ürüne ait baca sistemi. Bacanın kutusu da sanki savaştan çıkmış gibi. Ürün harica artık orijinal kutusu mu, uydurma bir kutu mu bilmiyorum. Dostlar, kombinizi montajını yapmadan önce askı aparatını asmanız lazım ama askı aparatını asacağınız yer gerçekten önemli. Örneğin şurada gösterecek olursam elektrik bağlantımızın tam üstüne geliyor. Peki niçin biraz sağa sola kaydırmadın diye soran arkadaşlar olacaksa aramızda. Arkadaşlar, dikey baca sistemiyle kullanacağım için kombiyi dirseklerle ve ölçülerini alaraktan, parça ve dirsek kullanaraktan tam buraya denk gelmekte. Yani 50 santimlik bir boy boru ve aynı zamanda kendi orijinal dirseği şu şekilde göstereceksem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 50 santimlik borumuz bu, baca borumuz. Burada kendi orijinal dirseğim. Normalde yatay dirsektir bu. Ben yarım dirsekli arkadaşlar, 90 derecelik dirsek değil, 45 derece diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir dirsekli arkadaşlar, yani kavis verdim ve dikey baca konumuna getirdim. Yani normalde kendi daha önce evde yapılı olan bacanın içerisinden geçirmek istedim. Yani normalde ustalara bırakmış olsaydım direkt tavanı deleceklerdi. Tavanı delmek yerine arkadaşlar parçalar ekleyerekten, şurada görmüş olduğunuz bu orijinal kendi bacası, almış olduğum bunlar parçalar. Hatta şöyle bacanın içerisindeki parçayı da sizlere göstereceğim. Bacanın içinde de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2 adet dirseğimiz var. Şöyle merdiven çıkalım. 2 adet dirseğimizin ölçülerini, hesaplamalarını yaparaktan, yani ustaya bırakmış olsaydım şurada görmüş olduğunuz gibi tavanı delecekti arkadaşlar. Direkt baca çıkartma çabasındaydı ve hatta 2000 liralık bir külfetten bahsediyor. Sadece bacanın kendisi, yani işçiliği atalım bir köşeye, işçilikten bahsetmiyorum dostlar. 2000 liradan bahsediyordu. Hani usta var, usta var. O da ayrı bir konu. Neyse, o konuya değinmeyeceğim arkadaşlar. Ben ustalara bırakmak yerine kendim montajını yapma istedim. Yani yapmak için bir arayış içerisinde bulundum. Ve bu arayışım içerisinde arkadaşlar mantıklı olan şu bacamdan çıkartmaktı. Bu bacadan çıkarabilmek için ilk defa bir kombi montajı yapıyorum. Burada profesyonelce yapmıyorum bu işi. Amatörce yapıyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Ölçülerimi yaptım arkadaşlar. Yani şimdi elinizde malzeme olmayınca elbette ölçerek, biçerek ve ilk defa yaptığınız zaman deneme yanılma sistemiyle yapıyorsunuz. Örnek olarak ilk siparişimde 2 adet dirsek, daha doğrusu 3 adet dirsek, 2 tam dirsek 90'lık derece, bir tane de 45 derece, bir de 50'lik bir boru aldım arkadaşlar. Ama boru yetersiz kaldı. Bir 50 boru daha almak zorunda kaldım. Burası için değil tabii ki, bacadan dışarı çıkacağı için bir 50'lik boru daha montaj yapacağım. Onu daha sonra bacanın içerisinde sizlere göstereceğim. Bu deneme yanılma sistemleriyle tabii ki bizim 50'lik borumuz, yani 25'lik de buraya olmazdı arkadaşlar. Şuradaki mesafe ne kadar kameraya yansıyor bilmiyorum. Şu şekilde göstereceksem
25'lik de olmazdı. Bu sefer ters olacaktı. Ayrıyeten arkadaşlar kapımız var. Kapımıza denk geliyordu. Kapıdan biraz uzak durdurma yani uzaklaştırmak adına ve bacaya denk getirmek adına ekstradan dirsek falan kullanmamak adına aslında direkt kapının arkasına yerleştirmiş olsaydı bu sefer kapı açılmazdı. Daha kolay olacaktı. Daha örnek olarak 45'lik dirseği kullanmak zorunda kalmazdım. Yani 90'lık dirseklerle işi yürütebilirdim. Ama kapının arkasından uzaklaştırıp aynı zamanda şuradaki bacanın çıkışına denk getirmek için elbette maalesef yani elinizdeki boru hazır borular olduğu için kesme biçme veya uzatma olasılığınız olmadığı için elektrik tesisatımızın üstüne geldi arkadaşlar. Elektrik tesisatı da gördüğünüz gibi arkadaşlar sizler yapacaksanız mutlaka ama mutlaka şalteri indirin. Şu an burada şalter inik durumda. Yani prizde elektrik yok. Ama prizimiz kombinin altına denk geliyor. Tabii ilerleyen zamanlarda biraz sağa doğru kaydırmayı düşünüyorum. Şu an için tek korkum neydi arkadaşlar? Şurada hatta çizmişim. Tahmini olarak çizmişim. Çünkü daha önce sıvanın altında elektrik borusunun nereden geçtiğini bilmediğim için tahmini olarak şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar düz bir çizgi çizdim. Ve şuradaki dübelimi dikkat ederseniz vidamı çaktım. Vidam buraya getirdim. Yani buralardan biraz uzak durdum. Ne olur ne olmaz burada olma ihtimali var diyerekten. Buradan uzak tutturdum. Aynı zamanda da şalteri de indirdim. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle. Bir dübel yine daha doğrusu matkap ucumuzdan yine yuva açtık arkadaşlar. Dübelimizi çaktık. Dübel konusuna değinecek olursam arkadaşlar. Airfel kombi. Arkadaşlar 13 bin lira 14 bin lira vermiş olduğunuz kombi ile beraber gelen dübeller bunlardır. Çöp malı. Yani arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 14 bin liralık kombinizle beraber gönderdikleri dübeller ve arkadaşlar şu dübellerim olmamış olsaydı elimin altında şu an bu kadar bir avuç dolusu para veriyorsunuz ve bu kadar malzemeden çalınmaz ya. Yani duvara çaktığım gibi arkadaşlar dübeller çöp oldu. Plastikten mi kağıttan mı yapılmış belli değil. Görüyorsunuz arkadaşlar dübelin kalitesini. Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sıfır poşetin içinden çıkartmış oldum. Sözde bu askı aparatını asabilmek için şu vidalarla kullanabilmek için dübel göndermişler arkadaşlar. Gönderdikleri dübeller çöp. Askı aparatı montajını şu dübellerden dolayı yapamayacaktım. Şayet arkadaşlar elimin altında şu görmüş olduğunuz roket dübellerim olmamış olsaydı. Çünkü tuğla duvarlar için göndermiş olduğu dübeller maalesef çöp malı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani burada abartmıyorum. Şöyle plastiği göstereyim. Kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. Sıfır poşetten çıkarttım. Askı aparatın içerisine şu vidalar onların kendi orijinal vidaları. Şu dübeller de onunla beraber gelen dübeller. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çaktığım gibi kağıt gibi dağılıyor. Öyle bir dübel göndermiş sağ olsun. 14 bin liranın hediyesi olarak arkadaşlar. 14 bin TL'nin daha doğrusu 14 yani şu anki fiyatlar için söylüyorum. Ben tabii ki indirimli kampanyadan aldım. Ama yine de böyle bir dübeli layık görüyorlar size. Evet dostlar biraz konumuzun dışına çıktık. Ölçülerinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Biraz dikkatli ölçün. Şayet bacanız direkt camdan çıkmayacaksa yukarı doğru çıkacaksa gördüğünüz gibi arkadaşlar teraziyle metreyle düzgün bir şekilde ölçülerinizi kararlı bir şekilde alın arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz o aşağıdaki çizgilerimiz bizim kombinin alt kısmı arkadaşlar. Kombimizin uzunluğu 62 santim arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi bitme noktası kombimizin tepesi burası arkadaşlar. Askı aparatımız tam ortasına denk geliyor. Hatta 41 santimlik bir kombi genişliği söz konusu. 41 santimin ortası da 20.05 yani 20.5 olarak ayarladım. Şurada hatta bir tırnak var. O tırnağa baz alabilirsiniz. Hatta çizdim ne olur ne olmaz diye. Çünkü tam ortasını denk getirmeniz özellikle kendi açımdan söyleyecek olursam baca için söylüyorum arkadaşlar. Tam ortasını denk getirmeye çalıştım. Çünkü baca sonradan soru çıkartabilir. Malum bacayı istediğiniz gibi ekip bükemiyorsunuz arkadaşlar. Şekil veremiyorsunuz. Bu yüzden dolayı bu tür problemlere dikkat edeceksiniz. Yani problem yaratacak olaylardan kaçınacaksınız. Terazide tutmaya özen gösterin.
Hatta su terazisiyle çalışmanızda yarar var. Metreyle çalışmanızda yarar var. Ve mutlaka mutlaka arkadaşlar şayet dikey baca veyahut da farklı bir bacadan çıkaracaksanız evinize ekstra inşaat yani kırıp dökmek istemiyorsanız mutlaka ölçülerinizi alaraktan hem şuradaki dirsekler olsun, baca borları olsun hem de kombinizin yapıştırılacağı alanın düzlüğüne simetrik olarak ve duracağına ve tabii ki boru çünkü sonuçta vidalanacak üstüne arkadaşlar. O vidalar düzgün oturabilmesi için mutlaka burada hata yapmamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Hele ki benim gibi elektrik üzerine çalışıyorsanız güvenlik tedbirleri elden bırakmayın. Çünkü gerçekten riskli matkap ucu elektriğe denk gelirse tabii ki kazalara neden olur. Evet dostlar umarım yararlı faydalı video olmuştur. Şu an için askı aparatımızı 2 adet vida ve dübel yardımıyla tabii ki kendi orijinal dübellerimiz Airfel'in çöp malı göndermiş olduğu dübellerle değil yaptık arkadaşlar. Ve tabii ki kombimizin montajını da ilerleyen zamanlarda size göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Sürçülisan ettiysem affola. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın dostlar.